Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Bilgi ve görgü dünyası olarak Mevleviye'nin dramı Süleyman Seyfi Öğün. Türkiye'de her sene Mevlana Celaleddin Rumi vefat ettiği gecenin seneyi devriyesinde Şebi Arus törenleriyle anılır. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından Mevlevilik de nasibini almıştır. On seneler devam eden bir kopukluğun ardından 1950'lerin ortalarından itibaren bu törenler yeniden tertip edilmeye başladı. Bu aşamada kolları sıvayanlar, meseleyi sahiplenenler Mevlevi dergahlarından yetişmiş, Mevlevi kültürünün bilgi ve görgüsüne sahip son nesildi. Refii Cevat, Abdülbaki Gölpınarlı, Saadettin Eper, Ahmet Bican, Rasuhi Baykara, Gavsi Baykara gibi isimler vaziyet ediyordu bu sürece. Bilen sadece bilen değil, görmüş, geçirmiş insanlardı bunlar. Bu isimlerin varlığı, geleneğin en azından şeklen, aslına uygun bir şekilde hatırlanmasına ve yeniden üretilmesine imkan veriyordu. Ama ortada o günler pek farkına varılmayan derin bir mesele vardı. Şebi Arus törenleri elbette Mevlana'nın yaşamış olduğu ve buna hürmeten asitane olarak nitelendirilen ve Mevleviliğin en yüksek makamı olan Çelebiliğin merkezi olan Konya'da tertip edilecekti. Ama Mevlevi kültürünün tarihsel gelişiminde başat rolü oynayan merkez Konya değil İstanbul'du. Gelenekler devam ederken bu mesele değildi belki. Ama artık İstanbul'daki Mevlevi haneler kapalıydı. Buradaki kültür muhitleri dağılmıştı, içine evlere kapanmıştı. Konya'da Şebi Arus törenlerine cevaz verilmesiyle bu son görgülü ve bilgili nesil en başta Mevlana ve vazife aşkıyla Konya'ya koştular. Evvela tiyatro sahnelerinde, daha sonra basketbol sahalarında tertip edilmesi gibi garabetleri dert edinmeden üzerlerine düşeni yaptılar.'' bilgilerini ve hatıralarını sonraki nesillere aktardılar. Bu suretle Mevlevi kültür ve erkanı görece yaşatılmış oldu. Ama işaret etmeye çalıştığım üzere bu canlanma İstanbul ayağından kopuktu zaman içinde Mevlevi kültürü Konya ile özdeşleşti. 1980'lerden başlayarak hususen İstanbul'daki Galata, Yeni Kapı ve daha sonraları Üsküdar ve Eyüp Mevlevi hanelerinin ihyası ve buralarda Mevlevi ayinlerinin icra edilmeye başlaması da durumu değiştirmedi. Ama en mühimi bu son bilgili ve görgülü kuşak hamuşan olduktan sonra geride belki bilgili lakin görgülü olmayan bir nesil bıraktı. Bunu yeni nesilleri küçük düşürmek adına söylemiyorum. Bahsettiğim fiili bir durumdur. Bugün Mevleviliği temsil eden zevat içinde tasavvuf ve Mevlevilik hususunda hayranlık derecesinde bilgi birikimi olanlar, başta musiki olmak üzere Mevlevi sanatlarında temayüz etmiş, ikili ilişkilerde gayet nazik olan çok sayıda kişi olduğu muhakkak. İçlerinde bizzat tanıyıp hayranlık beslediklerim olduğunu da söylemeliyim. Ama bunların mevlevi kültürünün içerik kaybını telafi etmekten çok uzak kaldıklarını düşünürüm. Bilgi ve görgü arasındaki farkın çok mühim olduğu gözden ırak edilmemelidir. Görmemişlik elbette yeni nesillerin suçu değildir. Bilgiler sonradan edinilebilir lakin görgü varsa vardır yoksa yoktur. Ama trajik olan Mevleviliği var eden temelin görgü dünyası olmasıdır. Onun incelikleri, usul ve erkanı uzun seneler isteyen bir terbiye eğitimi gerektirir. Taklidinden değil, hazmedilmesinden bahsediyorum. Bu da her şeyden evvel bir muhit ve mekan işidir. Dergahsız olmaz bu işler. Dergah görmüşlerin aktardığı hatıraları tekrar etmekle görgü eksikliği maalesef giderilemiyor. Yeni nesilleri hayli sorumsuz bulduğum husus da budur. Onlar görgü eksikliklerini pek kabul etmediler. Bilgi ve kendilerine görmüşler tarafından nakledilenleri görgü yerine koyup bu kültürü devam ettirdiklerini zannettiler. Halbuki artık bu tavşanın suyunun suyu kabilindendir. İç yaralayıcı olsa da Mevlevi kültürünün görgü tarihi itibarıyla ölmüş olduğunu kabul etmek gerekiyor. Nasıl yeniden diriltilebilir onu da bilmiyorum doğrusu. Bilgi kopukluk kaldırabilir, üzeri örtülmüş bilgiler hatırlanabilir, canlandırılabilir. Lakin görgü bu hususta çok kırılgandır. Hasılı dökülen su toplanmıyor. Adına dergah denilen ve kendisine has bir muhit veya mekanda uzun ve ayrıntılı bir öğretim ve eğitim gerektiren mevlevi kültürünün yaşadığı görgü boşluğu sebebiyle onun bunun elinde kaldığı zaman içinde evvela folklorik daha sonra da endüstriyel bir hale gelmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Muhteviyatı olmayan şeylerin kendi sabitelerinde kalması bir hayli zordur ve kolayca savrulurlar. İBB'nin girişimiyle tertip edilen Şebi Arus'ta yaşananlar bu süreçlerin en apseli tarafını ortaya koymaktan başka bir şey olmadı. Üzerine yapılan tartışmaları en tertipli ve ayakları yere basan olarak Murat Bardakçı'nın yazısı hariç ciddiye aldığımı söyleyemem. Hele ki siyasal nitelikli olanlarını hiçbir noktada takip etmeye değer görmedim. Kültürel nitelikli tartışmalardaysa sahicilik temelindeki iddialaşmaları yerinde bulmadım. Elbette emavlıların yaptıklarının geleneksel ayin disiplinleriyle bir alakası yoktu yapılan tam bir rezaletti. Ama her sene Konya'da yapılan ışık ve ses gösterisine dönüşen mutantan gösterilerin gelenekle ne alakası varmış? Alevi semahını, kadiri veya rufai zikirlerini mevlevi ayinleriyle paçal etmenin gelenekle ne alakası var? Eğer bozulmaysa mevzu bahis olan, onun en ileri evresinde yani emav işinde ileri geri konuşanların dönüp bir kendilerine bakmaları, bozulmanın neresinde durduklarını kendilerine sormaları gerekmez mi? Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün